Yapım aşamasındaki sıralaması farklıdır ama ben pandispanya yapımıyla başlıyorum. Karıştırma kabımızın içerisine 5 tane orta boyutta oda sıcaklığında yumurta ekleyelim. Yumurtalarım medium boydaydı. 1 su bardağı toz şekerimizi de ekleyelim. Şeker ve yumurtayı 5 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırpalım. Arkadaşlar yumurtamız oda ısısında olacak. Lütfen bu püf noktalara dikkat edin ve ölçülerimi altta yazılı olarak belirtiyorum. Çırpma işlemi bittikten sonra yarım çay bardağı ılık su, hemen arkasından yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Bu sıvıları da 5 saniye boyunca çırpalım. Siz 10 saniyede çırpabilirsiniz ama ben sizin için her yaptığım aşamayı dakika, saniye olarak yazıyorum. Sıvılarımızı da çırptık. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 1 çay kaşığı vanilya özü de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı un ekliyoruz. 2 su bardağı un kullandım. 1 su bardağını eliyorum arkadaşlar, çırpıyorum ve daha sonra 2. su bardağımı eliyorum ve çırpıyorum. Elemeye özen gösterin. Bu püf noktalara dediğim gibi dikkat edin arkadaşlar. Asla sönmeyen kabarık pandispanya elde edeceğiz. Son olarak bardağımızı koyduktan sonra ikinci bardağımızı bir dakika daha bunları çırpıyoruz. Tam olarak özleştiriyoruz harcımızı. Arkadaşlar pişireceğiniz borcamı ya da kalıbı ya da tepsiyi tabanını bu şekilde azıcık su ile ıslatalım ki üzerine sermiş olduğumuz yağlı kağıdımız hiçbir şekilde kaymasın ve kekimiz ya da pandispanyamız kalıbımızı koyduğumuz şekilde çıksın. Arkadaşlar ıslatmış olduğumuz borcamımızın üzerine yağlı kağıdımızı serelim ve hazır olan pandispanyamızı boşaltalım. Daha sonra kaşığın ucuyla bu şekilde ileri geri yaparak yayalım. Sakın hiçbir şekilde sallamayın ya da tezgaha vurmayın, pandispanyamız sönmesin. Önceden sıcacık ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımızda 30 dakika boyunca pişirelim. Pandispanyamız pişerken biz de süt şerbetimizin yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 1 paket sıvı kremamızın tamamını ekleyelim. 200 ml krema kullandım ben. 1 çay bardağı toz şekerimizi de ekleyelim. Son olarak da arkadaşlar 1 litre sütümüzün tamamını boşaltıyoruz. Normalde manda sütü, keçi sütü ve inek sütü, yani 3 tane farklı süt ile yapılır süt şerbeti ama maalesef imkanlardan dolayı sadece inek sütü ile yapıyorum ben. Şeker eriyene kadar el çırpıcısı ile karıştıralım. Evet, şekerimiz eridi. Şu anda süt şerbetimiz de hazır. Buzdolabımıza kaldıralım. O buzdolabımızda dinlenirken biz de krem şantimizin yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 1 poşet toz krem şanti, 1 su bardağı dolusu soğuk sütümüzü de ekleyelim arkadaşlar. Önce düşük, sonra yüksek devirde katılaşana kadar çırpalım. Trileçenin olmazsa olmazı o arasındaki incecik katmandır krem şanti. Bu yüzden krem şanti kıvamına da dikkat ediyoruz. Hazır olan krem şantimizi buzdolabımıza kaldıralım. Son olarak karamelimizin yapımına geçelim. Çelik ya da yanmaz yapışmaz bir tencerede kısık ateşte. Arkadaşlar kesinlikle kısık ateşte yavaş yavaş şekerimizin erimesini sağlayalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Gördüğünüz gibi 1 dakika içerisinde bu şekilde şekerin yarısı eriyor. Tencerenin kenarından tutup sap kısmından ileri geri yapalım. Daha sonra da kaşık yardımıyla şekerimizi güzelce eritelim. Şekerimiz tam olarak eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı dozu tereyağımızı ekleyelim. Eğer tereyağı kokusu ağır geliyorsa siz 1 yemek kaşığı margarin de ekleyebilirsiniz. Kaşık yardımı ile tereyağımızı da güzelce eritelim arkadaşlar. Bakın köpük köpük oluyor. Kaşık yardımı ile güzelce karıştıra karıştıra birkaç saniye içerisinde tereyağını erittik ve içerisine 1 paket sıvı kremamızın tamamını boşaltalım. 1 paket sıvı kremayı karamel için, 1 paket sıvı kremayı da süt şerbeti için, toplamda 2 paket krema kullanıyorum. Bakın görüyorsunuz kremayla da çok güzel özleşti arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde hemen güzelce kremamızı alalım ocaktan ve başka bir kaba boşaltalım. Tam olarak soğum elde edelim. Şu anda oda ısısına geldi. Çok da güzel soğudu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kıvamı akışkan, ne akışkan ne de çok katı bir kıvam olacak. O oda ısısına tam olarak gelene kadar biz de fırından çıkan sıcak sıcak pandispanyamızın soğumasını bekleyelim. Pandispanyamızın tam olarak soğuması gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak oda ısısına geldikten sonra avucumuzun içerisine alalım ve ters çevirelim. Altı üste gelecek şekilde arkadaşlar yağlı kağıdını yavaşça kaldıralım. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor, hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar pandispanyamız güzelce gözenekler oluşturalım. Yani kürdan yardımıyla delikler açalım.
ki süt şerbetimizin tamamını sünger gibi çeksin. Ve kenarında azıcık boşluk oluyor. Süt şerbetini emdikten sonra pandispanya o kenardaki boşluk asla olmayacak arkadaşlar. Pandispanyamız şişecek. Buz gibi süt şerbetimizin tamamını güzelce üzerine gezdire gezdire dökelim. Siz bu aşamayı kepçe kepçe de dökebilirsiniz. Benim kabım iki aşamada döktüm küçük olduğu için. Arkadaşlar hiçbir şekilde yanlış anlaşılma olmasın. Verdiğim ölçü neyse onu kullanıyorum. Dediğim gibi döktüğüm ölçeğim küçük olduğu için iki aşamada dökmek zorunda kaldım. Bir litrenin tamamını almıyor. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz ne kadar güzel şişti pandispanyamız sütü emdikçe. Buz gibi buzdolabında dinlenen krem şantimizi kaşık kaşık pandispanyamızın üzerine dökelim ve daha sonra kaşık yardımıyla güzelce yayalım. Kaşık beni kesinlikle tatmin etmiyor. Ben tatlıda kesinlikle böyle jilet gibi düzlük seviyorum arkadaşlar. Tatlım dümdüz olacak. Bu yüzden spatula ya da hamur kesme aparatı ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben genelde hamur kesme aparatı ile yapıyorum. Bakın görüyorsunuz bu şekilde dümdüz bir görüntü elde edelim. Daha sonra 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Tatlımız güzelce dinlensin, soğusun. Buz gibi tatlımızın üzerine oda ısısına gelmiş tam olarak soğumuş olan karamelimizi böyle gezdirerek dökelim. Aman dikkat edin kesinlikle krem şanti mahveder arkadaşlar. Sıcak dökmemeye özen gösterin. Hiçbir şekilde krem şanti sıcağı sevmiyor. Köpük köpük olur. Tatlınızın görüntüsü gerçekten çok bozulur. Tatlımız da soğuk olacak. Buzdolabında dinlenecek. Karamelimiz de oda ısısında mutfak tezgahının üzerinde güzelce soğuyacak, dinlenecek ve daha sonra dökeceğiz. Kaşık ile borcamın tamamını güzelce yaydıktan sonra karamel ile arkadaşlar daha sonra hazır olan sos ile bu şekilde çizikler atıyoruz ve süslemeye geçiyoruz. Kürdan yardımıyla da ileri geri yapıyoruz. Bu şekilde trileçe görüntüsünü veriyoruz. Tüm pastanelerde normalde bu şekilde bu görüntüde satılır. Böyle ikram edilir. Hazır sos kullanmak istemiyorsanız eğer birazcık krem şantiden ayırıp sıkma torbasına koyarak o şekilde de çizikler oluşturabilirsiniz. Buzdolabı poşetine koyarak da bu şekilde çizikler oluşturabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Dilerseniz sade servis edin. Dilerseniz de fındık fıstık ile süsleyin. Ben nedense trileçeyi bu şekilde sade beğeniyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.